dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar denen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. Hanımefendi bakar mısınız? Bir bakın bakalım Eylül ayının dosyasını görebilecek misiniz? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim. Eylül dosyası yok burada. Allah Allah. Başka dosyaların arasında karışmış olabilir mi? Olmaz öyle şey. Dosyaların hepsi yılına göre sıralı. Nerede o zaman? Başkası mı aldı acaba? Diğer arkadaşlarla bir konuşayım. Siz bakın bakalım. Tamam. Uyanma vakti. Ne yapıyorsunuz? Thank you.
Gidiyor. Dayanacağım. Bu sefer vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Niye hep siz çıkıyorsunuz karşıma? Ben seni korumaya çalışıyorum. Siz benim annemi bulmamı engelliyorsunuz. Elif, bilmediğin şeyler var. Anlatın o zaman. Niye aldınız o belgeyi? Niye annemi öğrenmemi istemiyorsunuz? Sana söyledim. Zarar göreceksin. Annen de bundan korkuyor. O mu yolladı sizi? O mu aldırdı belgeyi? Söyleyin ona. Annem için değer. Annem için ölmeye bile değer. Öyle konuşma. Rana Hanım. Lütfen. Verin o belgeyi bana. Yalvarıyorum size. Yapamam Elif. Yapamam. Ben sadece annem kim öğrenmek istiyorum. Eğer sizin evladınız alınsaydı sizden, gerçeği öğrendiğinde sizi bulmasını istemez miydiniz? İsterdim. Dünyada en çok istediğim şey bu. O zaman niye yapıyorsunuz bunu bana? Niye? Gidemezsiniz. Rana Hanım, konuşmak zorundasınız. Anlatmak zorundasınız. Söyleyin annem ki. Söyleyin, konuşmak zorundasınız. Annem ki. Annem istiyorum. Ben annem istiyorum sadece. Annem istiyorum ben. Annem istiyorum. Rana Hanım az önce hastaneden ayrıldı komutanım. Peki ya doğum belgesi? Rana Hanım da. Yalnız kız fark etti. Sanırım peşini bırakmayacak. Tamam tamam. Gerisini ben hallederim. Ben hastaneye gidiyorum babacığım. Geliyor musun? Yok. Önemli bir toplantım var. Çalışmam gerekiyor. Tamam. Halamla görüştün mü baba? Yok. Bence bir görüş. Çünkü saçmalamaya başladı. Yok sen annemi öldürmeye kalkmışsın. Yok o her şeyi biliyormuş. Eğer annem bir konuşursa her şey mahvolurmuş. Bizim üzüntümüz bize yetiyor da artıyor. Bir de kalkıp onun saçmalıklarını mı dinleyeceğiz? Tamam Senem, ben gereken uyarıları yapacağım. Hastaneye gelmesini istemiyorum. Annemle konuşmasını hiç istemiyorum artık. Tamam Senem. Daha fazla uzatma. Tamam. Ben gidiyorum. Demek 2 gündür yok. En son neredeydi ki İbrahim abi? Kudret komutanın peşine düşmüştü. Neden izin verdiniz? Neden durdurmadınız? Denedim. Denedim ama dinlemedi ki. Sonradan beni arayıp son bir kez Elif'in sesini duymak istedi. Ondan beri de kendisine ulaşamıyorum. Hemen polise gitmeniz lazım. İbrahim bir tek size güvenebileceğimi söylemişti. Bu yüzden buradayım. Onu sadece siz kurtarabilirsiniz. Tabi hala yaşıyorsa. Aa!
Annem kim söyleyeceksiniz? Mecbursunuz, söyleyeceksiniz. Hiçbir yere gitmem. Hasta olacaksın. Olayım. Belki o zaman gelir. Böyle söyleme. Bir kerecik görsem, uzaktan da olsa yeter. Bilmesine gerek yok. Ben arada özlediğimde gider bakarım. Yerini bileyim yeter. Lütfen. Gel canım. Otur şöyle. Ben senin üstüne bir şeyler getireceğim. Uzat ayaklarını. Uzat. Kaloriferi de açtım. Isınırsın şimdi. Annemi anlatın bana. Benziyor muyum? Biraz. Onun da alnı geniş. Yüzü yuvarlak. Çenesi belirgin. Ama burunlarınız aynı. Teğmen, şimdi de üstlerini mi takip etmeye başladın? İbrahim Uygun'la ilgili endişelerim var komutanım. Kendisinden iki gündür haber alınamıyor da. Belki akıbeti hakkında bir bilginiz vardır diye düşündüm. De ki var, bundan sana ne? Kendisi hala kayınpederim oluyor da. Aklınca sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Yok. O kayınpederim dediğin adam Kudret Karay'ı rehin aldı. Canına kastetti. Şimdi de cezasını çekiyor. Cezasını böyle mi çekiyor? Yargılanması gerekmez mi? Tabii ki yargılanacak. Ama günü gelince. Şimdi arabana bin ve buradan hemen uzaklaş. Bu bir emirdir Teğmen. Çok! Anlayacaksın her şeyi ama ne zaman acaba? Gözlerine renk. Ela. Benimkiler gibi mi? Evet. Ama seninkiler daha iri. Saçları uzun. Hayır. Hemen hemen senin gibi. Zayıf mı peki?
Evet. Elleri nasıl? Belki daha çok çirkin. Peki. Hiç de değil. Ellerim çok güzel. Anne. Çok üşüyorum. Anne. Hasret kor gibi yaktı. Ateşin var senin. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Dikkat ediyorsun değil mi? Bir de başımıza kalmasın. Merak etmeyin albayım. Öldürmüyorum, süründürüyorum. Ne kadar zamandır baygın? 2 saat oluyor. Yeterince dinlenmiştir o zaman. Kaldır. Hay Allah. Nereye gitti ki bu? Fazla uzaklaşmış olamaz. Kaldır. Kudret komutanın sana selamı var. Nasıl, misafirimiz hayatından memnun mu diye soruyor. Aleyküm selam. Gayet iyiyim. İyi. Seni biraz daha misafir edelim o zaman. Anne. Anne ne olur bırakma beni. Gitme anne. Buradayım anneciğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi uyu. Uyu benim güzel kızım. Annen seni hiç bırakmayacak. Korkma artık. Bak görüyorsun değil mi? Saat kaç oldu hala yok ortada. Ya kızım Allah'ın seversen doldurup doldurup salıverme beni ortaya ya. Gebertivereceğim o Elif'i, elimde kalacak gülüvereceğim. İşte ya Elif'in gebermesi bir şey değil. Rana Hanım'a söz verdim ayıp olur gari. Tamam dedik hadi herkes işine baksın. Hadi be hadi. Efendim? Baban mı? Burada. Baba. Rana Hanım arıyor. Esra mı diyorsun lan? Vallahi billahi Rana. Seni telefonda görmeyecek biliyorsun değil mi? Ben çok gemezeyene getirdim lan. Çık şuradan çık. Alo buyurun Rana Hanım. Beni istemişsiniz. Estağfurullah. Elif bu gece bende kalacak da. Haber vereyim dedim, merak etmeyin. Ha, oğlum öyle şey canım, oğlum öyle şey. Ne önem var, siz de artık aileden biri sayılırsınız değil mi? Hoşça kalın. Hürmetle efendim, hürmetle. Hey gidi hey. Rana Hanım, sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin tabii. Neymiş efendim, Elif onda kalıverecekmişmiş de. Merak edip emmeyecekmiş mi? Ya bırak bu işe geç annem geç Allah'ın seversen ya. Resmen benim sesimi duymak istemiş. Onun için aramış ama kıvırıp duru.
çocuk niye laf dinlemiyor? Niye laf dinlemiyor? İbrahim abi tutun bana. İbrahim abi gel. Gel İbrahim abi. Gel abi. Gel. İyi misin? İyi misin İbrahim abi? İyiyim, iyiyim. İyiyim Denizim, iyiyim. Gel. İyiyim evlat. Dediğinizi yapmayacağım komutanım. Ne diyorsun sen? Emrinizi yerine getirmeyeceğimi söyledim. Çünkü bu yaptığınız saçmalık. Varsa bir suçu adil şekilde yargılanmalı. Sana ne diyorsam onu yap. Deniz. Merak etme İbrahim abi. Buradan birlikte çıkacağız. Buradan ancak onun ölüsü çıkar. Örtme, ateşin var. Aç. Ben sana bir ilaç getireyim. Abim. Rana, aç kapıyı. Açana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim Rana. O zaman hep birlikte öleceğiz demek komutanım. Babanı mı vuracaksın ha? Sen
Sen oğlunu mu vuracaksın? Yeter. Sokun o silahlarınızı yerlerine. Siz baba oğulsunuz. Birbirinizi mi vuracaksınız? Bundan sonra düşmanız. Öyle demiştin değil mi teyme? Öyle demiştim komutanım. Yeter. Saçmalamayın artık. Derece de yeter. Hadi doğru. Hücreye gidiyorsun. Çabuk. Koş İbrahim abi. Deniz. Koş. Deniz yapma. Ne istiyorsun? Senin benim kızımı üzmeye ne hakkın var? Ne üzmesi? Sanem'i görmedim bile ben. Ama Sanem seni görmüş. İnci ile konuşuyor musun? Hatta onu benim öldürmeye kalkıştığımı söylemişsin. Yapmadın mı? Yapsaydım İnci şu anda hayatta olmazdı Rana. Herkesi buna inandırabilirsin. Kendini bile. Ama ben inanmıyorum. Çünkü artık senin ruhunu biliyorum. Neler yapabileceğini. Sende vicdan namına hiçbir şey yok. Çıkarların için herkese harcarsın sen. Öz evladını bile. Şimdi artık bittiyse lütfen gider misin? Doğum belgesini alayım Rana. Ne, çok şaşırdın. Söylediğin gibi beni pek o kadar tanımıyor musun Rana? Ne? Seni başıboş bırakacağımı mı sanıyordun ha? Dur tamam, tamam. Deniz, Deniz sen git oğlum, ben yürüyemiyorum bile, takatim kalmadı. Gel abi. Binelim. Kim var içeride? Hiç kimse. Bir şey devrildi herhalde. Sen bekle de ben doğum belgesini getireyim. Elif. Ne yapıyorsun? Ben düşürdüm her şeyi. Tamam ben toplarım. Hadi yat. Deniz, nereye gidiyoruz? Aklımda biri var abi. Şu an en çok ona güvenebiliriz. Kim? Rana Hanım. Bence artık karşılaşmanızın vakti geldi. Hiçbir şey bilmiyor. Yemin ederim. Hiçbir şey söylemedim. Bak, doğum belgesi burada. Ne olur al git. Kızıma bir zarar verme. Onun hiçbir suçu yok.
Rana, ben sana ne dedim? Kızının hayatta kalmasını istiyorsan ondan uzak dur dedim. Yapamıyorum abi. Evladımdan uzak kalamıyorum. Özlüyorum. Görmek istiyorum. Sarılmak istiyorum. Kokusunu içime çekmek istiyorum. Ne olur bunları çok görme bana. Ya o? Bu işin peşini bırakacağını mı sanıyorsun? Bırakacak. Tamamen kesecek umudunu. Benden nefret edecek. Sadece bize biraz zaman ver. Abi lütfen. Lütfen. Kudret komutanın arabası bu İbrahim abi. Bekle İbrahim abi. Çabuk gel. Gel abi böyle. Sancar'ın araba değil mi ya? Deniz? Rana Hanım, müsait miydiniz? Ne oldu ki? Size birini getirdim de. Kim? Akşam geldiğimde kapıda bekliyordu. Çok üşümüş. Ateşi çıktı. Hemen hastaneye götürsek. Yok yok. Şimdi iyi. Merak etme. Sabaha bir şey kalmaz. Hadi. Bırakalım da dinlensin. Anne. Ben şu yaralarını temizleyeyim. Rana, biliyor musun? Ben sizin için ölürüm. Biliyorum. Beni affedebilecek misin? Eğer Elif olmasaydı... seni asla affetmezdim. Ama kızımın gözlerine bakınca... her şeyi unutuyorum.
Ne öfke kalıyor, ne nefret, ne de kin. Elif bende kötü ne varsa hepsini aldı götürdü. Yerine de koskocaman bir sevgi koydu. Ben artık istesem de sana kızamam İbrahim. Sen bana Elif gibi bir evlat verdin. Sen bana dünyaları verdin. Rana? Rana? Ne oldu? Elif yok. Nasıl yok? Ben bir şey duymadım. Gitmiş. Sen neredeydin? Banyodaydım. Bir bakayım dedim. Oda boş. Bugün saat 11'de Beykoz'daki çay bahçesinde olacağım. Lütfen anneme onu beklediğimi söyleyin. Eğer gelmezse istediği gibi hayatından çıkıp gideceğim. Dönmemek üzere. Elif. Deniz. Bak son kez soruyorum. İbrahim nerede? Sen merak etme. İbrahim abi güvende. Çıkar elini ceplerinden. Çıkar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Dalga mı geçiyorsun? Çıkar elini. Sancar. Senin niyetin ne? Niyetin ne? Bizi mahvetmek mi istiyorsun? Kudret karaya yönelirse ne olacak sanıyorsun? Ne olacak? Umurumda bile değil. Bu yaptığınız suç. Gerekirse askeri mahkemeye bile gider. İbrahim abi adil şekilde yargılanacak. Bana bunun sözünü vermediğin müddetçe de asla yerini söylemem. Sabrım artık taşıyor baba. Git. Yine benim evlat katili yapacak bunu. Komutanım, Buzar size geldi. O ne oğlum? Mahkeme celbi. Elif boşanma davası açmış. Ben biraz hava alacağım. Sancar, mahkeme celbi gelmiş. Sonunda boşanıyorlar. Avukata öne almasını söylemiştim zaten. Alo, emredin komutanım.
Şimdi mi? Tamam, hemen geliyorum. İbrahim'in kaçırıldığını duymuş mudur? Sanmıyorum. Birazdan öğreneceğiz, ben gideyim. Ben de seninle geleyim. Sanem mahkemeyi merak ediyordu. Ona müjdeyi ben de vereyim. Hadi gidelim. Kadar çabuk mu kurtulmak istiyorsun bence? Affedersiniz. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Elif Aydın? Benim. Size bir zarf kaldı. Bir imza alabilir miyim? İyi günler. Abla. Evin yolunu bulabilmişsin sonunda. Hülya ne olursun hiç uğraşamam seninle. O ne? Mahkeme kağıt. Yarın boşanma davamız var. Oh sonunda. Kurtuluyorsunuz zampara kocandan. Eğer gitmezsem kızımı ebediyen kaybederim. Gidersen de kaybedeceksin. Abin birlikte olmamıza asla izin vermeyecektir. Ben yapamıyorum İbrahim. Kızımı istiyorum. Ona sarılmak istiyorum. Ne olur bana dayan deme. Çünkü artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun ha? Onu her gördüğümde içim acıyor. Nefesim kesiliyor. Kızımızdan, yavrumuzdan uzak durmalıyız. Onu korumak için onun hasretine dayanmalıyız. Bu benim son şansım. Oraya gitmezsen beni asla affetmeyecek. Asla. Odamda. Siz buradan geçin, soldaki oda. Gösterir misin? Sanemciğim, ah çıkardılar mı İnci Hanım'ı? Evet. Ama doktorlar yapılabilecek bir şey kalmadığını söyledi. Evde tedavisi yapılacak. Bence de iyi olmuş. Hep yanınızda olur. Babam sizi bekliyor bu arada. Öyle mi? Tamam. Görüşürüz. Sanemciğim, sana güzel haberlerim var. Sabahleyin mahkeme celbi geldi. Boşanıyorlar. Öyle mi? Gerçekten çok sevindim. Utanmaya da başlamıştım. Çünkü karnım belli olmaya başladı artık. Merak edecek hiçbir şey kalmadı artık. Gerekirse yıldırım nikahı yaparız. Yeter ki o kızdan bir an önce boşansın.
Komutanım, kız şimdi bir çay bahçesine geldi. Sanırım birini bekliyor. Gözün üzerinde olsun. Bir terslik sezersen ne yapacağını biliyorsun. Bir sürü derdimiz varken bir de Rana ile uğraşıyoruz, iyi mi? Bir sorun mu var komutanım? Var. Ama çok yakında halledeceğim. Albay, dün gece Rana'nın sokağında ne işin vardı? Anlamadım. Arabanı Rana'nın sokağında gördüm de. Aa, evet. Bir dostumuzu ziyarete gitmiştik Şenay Hanım'la. Rani Hanım'la yakın oturuyorlar da onun sokağında yer bulamayınca mecburen Rani Hanım'ın sokağına park etmek zorunda kaldım komutanım. Anladım. Benim toplantım var, çıkmam gerekiyor. Peki komutanım. Vay, 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 vay. Demek ki İbrahim'i Rana'nın evine götürdüm. Hiç aklıma gelmemişti. Boşuna demiyorum benim oğlum diye. Hı? Biraz sabırlı ol. Ona her şeyi anlatacağız. Her şeyi öğrenecek. Bizi mutlaka affedecektir. Hadi. Şuraya uzan biraz. Uyumak istemiyorum. Bana bir kahve yapar mısın? Biraz kendime geleyim. Yaparım tabii. Yaparım. Kahvene süt ister misin? İyi olur. Kahve kaç kaşık olsun? İki kaşık yeter. Eyvah. Süt kalmamış. Bakkaldan sipariş ver. Rana? Rana! Hadi daha çabuk, daha çabuk. Efendim İbrahim. Rana, yapma bunu bak. Kızımızı tehlikeye atıyorsun. Buradan gidebiliriz İbrahim. Sen, ben ve kızımız. Bir aile olabiliriz. Rana, bunu ben de istiyorum. Mantıklı olmak durumundayız. Elif'i düşünmek zorundayız. Eğer Elif'i düşünseydin şu anda yanımda olurdun. Ama sen her zamanki gibi yine kaçıyorsun. Ben kızımın yanına gidiyorum. Ve buna kimse engel olamayacak. Hadi çabuk çabuk.
Açın kapıyı. Rani Hanım, evde misiniz? Kırın. Bütün odalara tek tek bakın, çabuk. Hadi anne, hadi ne olur gir artık şu kapıdan, lütfen. Çay sizin miydi? Yok. Rana. Rana. Dur yapma, pişman olacaksın bak. Evde kimse yok komutanım. Tamam, gidiyoruz. Emredersiniz. Hadi gidiyoruz. Hadi çabuk çabuk. Dışarı. Ben artık dayanamıyorum İbrahim. Ben artık bu hasrete dayanamıyorum. Bunca yıl kızımızı öldü biliyorduk. Buna bile dayandık Rana. Ama yaşıyor. Bak orada. İki adım ötemizde beni bekliyor. Annesini bekliyor. Onu bir daha asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bunu bir daha yapmayacağım İbrahim. Tamam git. Kızına sıkıca sarıl. Ben senin annenimdi. Ama ona bir şey olursa seni hayatım boyunca affetmem. Bunu size gönderdiler. Kim gönderdi? Bir bayan. Nerede şimdi? Tarafa doğru gitti. Buyurun. İçeriye bakın. Acele. Sen de benimle gel oğlum. Hadi. Saçlar uzun. Hayır. Boyu. Hemen hemen senin kadar. Zayıf mı bu peki? Evet. Anne. Bakar mısınız? Siz mi yolladınız bunu bana? Hayır. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hadi gidelim Rana. Hadi 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 gidelim.
Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Çabuk diğer tarafa bak. Çabuk koş. Rana. Rana. Kızımı hayal kırıklığına uğrattım. Onu yarı yolda bıraktım. Sen doğru olanı yaptın. Kızımız için sustun. Şu an benden nefret ediyor İbrahim. Nefret ediyor benden. Lütfen ağlama. Patates'te kimse yok komutanım. Burada da mı kimse yok? Çabuk araca, çabuk hadi. Taşı söküp atmak kolaydır yerinden de. Düşeceği yeri iyi hesap etmen lazım. Ne istiyorsun? Bana yapacağın teklif ne? Güven ipek gibidir. Yırtıldı mı dikiş tutmaz. Aynı seninle ben gibi. Ne senin bana güvenin, ne de benim sana güvenim var. Ama... Ne zaman bir ama duysam... birilerinin benim adıma hayata virgül atacağını düşünürüm hep. Mevzubahis vatansa... gerisi teferruattır diye birlikte büyüdük Sabri. Ve şu anda tek mevzubahis artık vatan. Bu yüzden birlikte hareket etmemizin vakti geldi. Dur düzelteyim Kudret. Biz mevzubahis vatan derken sen mevzubahis makam diyordun. Yanlış mı hatırlıyorum? Laf olmadık yere çekme Sabri. Kimse benim vatan sevgimi sorgulayamaz. İkimiz de bu milletin bağrından çıkmış, bu şanlı ordunun evladıyız. Buna dayanarak vatanın geleceği için sana bir işbirliği teklif ediyorum. Sana inanmam için bana ikna edici bir tek gerekçe göster Kudret. Bir tek. Ülke dağılıyor. Kurucu bütün temeller yok ediliyor. İtiraf edeyim. Senin yıllar önce gördüğünü ben yeni görüyorum Sabri. Her gerçek gibi acı ama sen haklıymışsın. Artık sana ve fikirlerine ihtiyacım var. Çünkü milletin kaya gibi sağlam temellerini yeniden oturtacak, halka yeniden heyecan getirecek birini başa geçirmeye çalışıyoruz. Dur. Hemen panikleme. Bu seferki sizden biri olacak. Bizden biri mi? Bilmece gibi konuştun Kudret. Yeniden soruyorum. Darbe falan mı planlıyorsun yoksa? Darbe şık olmaz bu devirde. İnşa demek daha doğru olur. Alışılagelmiş tüm siyasi anlayışlar sil baştan olacak. Hiç beklenmedik, alışılmadık formüller yazılacak bu ülkede. Bu milletin hasretlenip durduğu modelden yepyeni, heyecan verici bir sima çıkaracağız. Bunca kriz sonrasında yollarını merakla gözledikleri biri olacak. Sen bayağı kaptırmışsın siyaseti. Kendini miting meydanlarındaki cazgırlar gibi pazarlıyorsun. Niyetin ne Kudret? Açık konuş. Dağılıp toz haline gelmiş milletin harcını yeniden yoğuracak. Beklenen adamın bir numaralı askeri. Yani genel kurmayı sen olabilirsin. Tabii sen istersen. Benim bu kadar ucuz bir görüntüm mü var Kudret? Benim tek amacımın gerçekten genelkurmay başkanı olmak olduğunu mu düşünüyorsun sen? Her harp okulu öğrencisi başını yastığa koyduğu zaman iki rüyanın peşine düşer.
Ya Genelkurmay Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olmak. Sen harbiyeli değil misin Sabri? Elbette. Her subayın hedefi bir gün ordusuna kumandanlık etmektir. Ama onurunu ayaklar altına aldırmadan. Fillerle yatağa girersen mutlaka ezilirsin. Ama ezilmek bu milletin hayrına ise eğer, ona da eyvallah Kudret. Ben aniden ortaya çıkan parlak fikirlerden hep korkarım. Ortamın sesi biraz dağılsın. Sen ve amaçlarınız hangi noktada duruyor görmem lazım. Sonra yine konuşuruz. Birlikte miyiz yani? Ben fillerle yatağa girmekten bahsettim Kudret. Çakalla değil. Peki ne yazıyordu o notta? Okumadım, yırtıp attım. Zaten artık umurumda değil. Benim bir tek annem oldu, o da Zeycan anne. Başka annem yok benim. Ya bir şey diyeceğim de. Rana Hanım senin annen olabilir mi Elif? Ne? Hiç aklına gelmedi mi? Kızlar, Kudret komutanın mektubunu beraber okuduk, bilmiyor musunuz? Belki bir yanlışlık olmuştur. Biz uzun zamandır düşünüyoruz aslında. Senin için üzülüyor, endişeleniyor, seni korumaya çalışıyor. Tıpkı bir anne gibi. Seni el arabasıyla hastaneye yetiştirdiğimiz o gün, o kadar üzüldü ki görmeliydin. Hatta ağzından kızım lafı bile çıktı. Belki baştan beri yanlış anladık. Aslında annen yanı başındaydı. Ne olur bir şey söyleme. Kızma. Kovma da. Kovsam da gitmem zaten. Ben Elif'in durumunu okulumuz için bir tehdit olarak görmüyorum. Anne! Eğer sizin evladınız alınsaydı sizden, gerçeği öğrendiğinde sizi bulmasını istemez miydiniz? İsterdim. Dünyada en çok istediğim şey bu. Peki nasıl anlayacağız Rana Hanım'ın annem olup olmadığını? Aa, ne olmuş burada? Kapı kırılmış. Hırsız girmiş. Tahsin Efendi ne oldu? Rana Hanım, az önce birkaç asker geldi. Kapıyı kırıp içeri girmişler. Sonra da bir şey söylemeden çekip gittiler. Tamam. Belki de en iyisi gidip siz benim annem misiniz diye sormak. Söylemez ki. O kadar ağladım, yalvardım, hiçbir şey anlatmadı. Yine anlatmaz. Hiç kuşkulanmaması lazım. Buldum. Vallahi buldum. Annenin yazdığı mektup. Yanımda mı? Yanımda. Rana Hanım'ın el yazısıyla mektuptaki yazıyı karşılaştıralım. O zaman gerçeği öğreniriz. Yaşa Süheyla. Eğer yazılar aynıysa Rana Hanım senin annen. İyi de nereden bulacağız ki yazısını? Ben odasına girerim. İlla bir yerde bir yazı, not, bir şey vardır. Bugün yapabilir miyiz bunu acaba? Yaparız. Kızlar, iyi haberlerim var. Hadi bismillah. Avrupa Birliği heyetinden haber geldi. Ne diyorlar? Sizlerin mağduriyetiyle ilgili bir rapor istiyorlar. Yardımcı olacaklar. Yani okula dönebileceksiniz. Gerçekten mi? Yalnız raporu sizi destekleyen öğretmenlerden biri yazmalı. Benim aklıma Rana Hanım geldi.
Yani yaşananlara birebir şahit. Ondan iyi kimsesi savunamaz. Bu istedikleri rapor el yazısıyla mı yazılacak? Evet. Görüyor musun? Basıldık. Sahtekar şey. Ah ben görevde olmayacaktım. Bak neler yapıyordum buna. Resmen kandırdı bütün aileyi. Kimle konuşuyorsun sen? Hiç. Söyleniyordum öyle. İyi. Ben akşama gidiyorum. Pasaportunu aldın mı? Her şey tamam. Sadece ufak bir işim kaldı. Benim gelmemi beklersin herhalde. Biliyorsun vedalaşmayı pek sevmiyorum. Dikkatli ol. Alo, ben Ziya. Elimde bir itiraf kaseti var. Kudret Karay'la ilgili. İlgilenir misin? Tamam. 2 saat sonra Beykoz sahilde ol. Sen kaseti alacaksın, ben de özgürlüğümü. Cep telefonumu unutmuşum. Uygun olduğunda beni ara. Tamam. Geldiğimizde kapı kırılmıştı. İçeri girmişler. Yani eğer evde olsaydık yakalanacaktı İbrahim. Hayır anlamıyorum. Hiç kimse bilmiyordu ki yerini. Nereden öğrendiler? Bilmiyorum. İbrahim güvenli bir yer bulunca seni haberdar edecek. Onun için aradım. İyi yapmışsınız. Bu arada Elif'le konuşabildiniz mi? Neden soruyorsun? Yarın boşanma davamız vardı. Haberim yoktu. Kapı çalıyor Deniz. Kapatıyorum. Aa. Gelsenize. Elif'e bir şey mi oldu yoksa? Yok, biz başka bir şey için gelmiştik. Kapı kırılmış galiba. Önemli değil. Girsenize. Korkma, tek başımayım. Kudret Karay'ın ceza almasını istiyorum. Bunun için her şeyi yapacaksın. Tamam mı? Ben de bunu istiyorum zaten. Alın bakın. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir sevaba girdiniz. Umarım etkili olur. Bundan hiç şüphemiz yok. Bugün Elif'i gördünüz mü? Gördük.
Ama morali bozuk. Konuyu biliyorsunuz. Annesi buluşmaya gelmemiş. Söyleyin ona. Elinde olsaydı mutlaka gelirdi. Ama elinde değil. Ben bakayım istersen. Yok yok. Ben bakacağım. Deniz, mutlaka konuşmamız gerek. Tamam, geliyorum. Annem o benim. Evet, senin annen. Ne oldu? Sevinmedin mi? Bunca zaman yalan söyledi bana. Elif seni korumak istemiştir. Ne olursa olsun. Anlatmalıydı. Sabını verecek. Elif. Elif dur. Ne zaman gelebilirsiniz acaba? Yarına kadar nasıl idare edeyim beyefendi? Kapı kırık diyorum. Siz mi yazdınız bunu Rana Hanım? Cevap verseniz de size soruyorum. Siz mi yazdınız bunu? Ben yazdım. Aradığın annen benim Elif. Yeter artık. Dayanamıyorum. Yıllardır kokuna hasret. Sıcaklığına hasret annen benim. Kucağıma alamadığım, kokusunu, sıcaklığını hissedemediğim bebeğimsin sen benim.
bırakmayacağım seni. Yavrum. Elif'im. Anne. Sonunda buldum seni. Canım. Yavrum. Cevap versenize, size soruyorum. Siz mi yazdınız bunu? Ben yazdım. Yani siz... Siz benim... Gel şöyle otur. Ben sana her şeyi anlatacağım. Hayır. Hemen söyleyin. Duymak istiyorum. Evet, bu mektubu ben yazdım. Ama senin annen ben değilim. Yani annen benden yazmamı rica etti. Elif? Neden? Neden böyle bir şey istedi? Abim anneni tehdit ediyor. Eğer bir araya gelirseniz ikinizi de öldürecek. Elif. Ölmekten mi korkuyor yani? Hayır. Hayır, ölmekten hiç korkmuyor. Sadece sana zarar gelsin istemiyor. Yoksa senin için canını bile verir. Elif. Elif. İyi misin? Bu kadar çok mu seviyor beni yani? Çok. Her şeyden çok. İnanmıyorum size. İnanmıyorum. Elif, Elif neyin var? Aa, Elif! 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 Elif kendine gel. Elif kendine gel. Elif kendine gel. Ziyanlı itiraf görüntülerini beklerken kasetten senin evin görüntüleri çıktı. Sen ne diyorsun Erdem? Ya senin eve gizli kamera koymuşlar Deniz. Her şeyi kaydetmişler. İyi de kim yapar ki böyle bir şeyi? Niye yapsın? Tabii ki babam. Başka kim yapacak? Aklınca beni kontrol edecek. De. Ziya'da ne işi var bu kasetin? Ziya'yı bilmiyor musun? Her işte bir parmağı var. Bir şekilde eline geçmiş işte. Neyse, iyi ki kasetler karışmış. Yoksa bunu hiç öğrenemeyecektik. Nerede şu an kaset? Odamda, emniyette. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu kaset şimdi? İyi hadi gel izleyelim. Tamam, hadi. Bir saniye. Efendim? Deniz. Oğlum, Elif'i hastaneye kaldırmışlar. Ne? Biraz önce de anneyi aradım. O söyledi. Şu anda yoldalarmış. Hastaneye doğru gidiyorlarmış. Ben çıkamıyorum. Sen ilgilenir misin rica etsem? Tamam. Tabii abi. Hemen bakıyorum. Sana da haber veririm. Ne olmuş Deniz? Elif. Elif'i hastaneye kaldırmışlar. Niye ya? Bilmiyorum Erdem. Bilmiyorum. Birden bayıldı. Neden olduğunu hiç anlamadık. Herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Hayır. Yok değil mi? Yok. Sadece hamile. Evet, 1,5 aylık. Sizi dışarı alabilir miyim lütfen? Rica ediyorum, dışarı çıkar mısınız? Eğer
verdiğiniz o görüntüleri izlerse mahvolurum. Bir şey yap Sanem. Bir şey yap. Düşün, düşün. Düşün. Alo. Başım belada. Emniyetten bir kaseti almamız lazım. Hayır. Gayet ciddiyim. Ben de biliyorum çok tehlikeli bir iş olduğunu. Bu yüzden seni aradım zaten. Bak ne kadar istersen veririm. Yeter ki beni bu beladan kurtar. Nasıl mı? Aklımda bir plan var aslında ama yüz yüze görüşmemiz lazım. Hemen bu gece. Nesi var? Merak etmeyin, kendine geldi. İyi mi peki? Düşük tehlikesi var. Bu yüzden bu gece müşahede altında tutacağız. Ayrıca hamilelikte yapılması gereken belli başlı tahliller var. İhmal etmiş. Onları yapacağız. Kesin teşhisleri sonuçlardan sonra koyacağım. Elif nasıl? Deniz, sizin ne işiniz var burada? Teşekkür ederiz doktor hanım. Peki ne zaman görebiliriz? Birazdan odasına alınacak. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Elif nasıl? İyi. Üst üste yaşadığı sıkıntılar. İşte şimdi çıkıyor acısı. Bayıldı kaldı. Biz de hemen hastaneye getirdik. Tahlil falan yapılacak işte. Sizin nereden haberiniz oldu? Duyduk bir yerden. Görebilir miyiz? Tabii ama sadece bir kişi. Tamam. Tamam, ben girerim. Elif. Nasılsın? Bebeğimi düşürebilirmiş. Bu yüzden bu gece burada kalacaksın. Ama merak etme. Her şey yoluna girecek. Hepsi benim suçum. Hiç dikkat etmedim. Hep yordum, hep üzdüm kendimi. O da hissediyor tabii. Şimdi yine üzüyorsun. Elif toparlan biraz. Bu arada Deniz dışarıda. Ne? Nasıl? Siz mi söylediniz? Yok. Bilmiyorum nereden duydu. İnanmıyorum ya. Tam da mahkemeden önce. Ne mahkemesi? Deniz'le boşanıyoruz yarın. Elif ne diyorsun sen? Deniz bilmeyecek bebeği. Belki de bilmeli. Rana Hanım'a kızıyorsun sana gerçekleri söylemediği için. Aynısını sen yapıyorsun. Onunla bizim durumumuz aynı değil Süheyla. Ben aldatıldım. Ve boşanacağım. Deniz de bebeği asla bilmeyecek. Tamam mı? Yürü hadi yürü. Ya Memur Bey, ben bir şey yapmadım diyorum. Geç öyle. Adam geldi kafayı bana attı. Bak. Evde çoluk çocuk bekliyor beni Memur abicim. İyi. İçeri de girdi. Şu kaseti de bir alsa. Elif. Yok istemiyorum. Çok sağ ol. Girebilir miyim? Hmm.
Çok korkuttun bizi. Elif, ne olur böyle yapma. Merak etmeyin. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım zaten. Şu andan itibaren önemli olan tek şey bebeğim. Deniz'e söylememekte kararlı mısın? Evet. Bilmeye hakkı var ama. Benim de bilmeye hakkım var. Ama siz susuyorsunuz. Ben dışarıdayım. Deniz'in yanında. Kızlar, bir ayna getirsenize. Hadi çabuk çabuk bir ayna getir. Tamam. Ne oldu? Şahane Hanım'la aynı yerde benimiz var bizim. Yani. Genetik olabilir. Biz nasıl anlayacağız gerçeği? DNA testiyle. Kesin sonucu bir tek o verir. Memur bey, memur bey, kimse yok mu? Ne bağırıp duruyorsun kardeşim? Lavaboya gitmem lazım, kusulacağım. Abi ay çabuk. Bir şey saklıyorlar. Ne? Bilmiyorum, bizden bir şey saklıyorlar. Hemşire hanım, bakar mısınız? Deminki hastaya bakan doktor, odası nerede acaba? Doktor hanım çıktı. Peki tahlil sonuçları çıktı mı? Hastamızın tahlil sonuçları çıktı ama biz size bu konu hakkında herhangi bir bilgi veremiyoruz. Ya, olumlu mu olumsuz mu en azından onu söyleseniz lütfen. Aslında yasak ama bir saniye. Teşekkürler. Deniz nerede? Hemşireyle konuşuyor. Elif'in tahlil sonuçları çıkmış. Aslında tahlil sonuçlarını ben alabilir miyim lütfen? Doktora ben gösteririm. Rana Hanım, dosyayı ben gösterebilirim. Sonuçta hala işim. O zaman git bir Elif'le konuş. Deniz, benim işe gitmem gerek. Tamam. Telefonlaşırız. Peki sizi saldıranları hatırlıyor musunuz? Yani çok net göremedim. Karanlıktı. Hanımefendi iyi misiniz? Bana bir bardak su getirebilir misiniz? Tabii. İyi misiniz? Hanımefendi kendinize gelin. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi kendinize gelin. Su getirin. Elif biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Bize biraz müsaade eder misiniz? Elif neyin var? Bir şeyim yok. Gözlerime bak, neyin var dedim. Şimdi kötüyüm. Ama yarın boşandığımızda gayet iyi olacağım. Bu kadar çok mu ayrılmak istiyorsun dedi. İstemesem ne olacak? Ortada bir bebek var Deniz. Gün geçtikçe de büyüyor. Nasıl hesap vereceksiniz millete?
Çocuğunu nikahsızla büyüteceksin. Beni aldattığın gün biz ayrıldık zaten. Şimdi buraya gelip de seven kocayı oynamak hiç inandırıcı olamaz. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Evet. Evet.